Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayramın ilk günü. Sevdiklerimizden ayrı evde geçirdiğimiz bir bayram. Biraz içim buruk. Ufuk gelemedi. Yasaklardan dolayı. 2 aydır görüşemiyoruz. 2 ay geçmek üzere neredeyse. Yani hiç böyle hayal etmemiştim ama neyse, sağlık olsun. Sağlığımız yerinde, öyle düşünüyorum. Hazır dedim. Bayram bayram. Şöyle evde giyinmiş, süslenmişken size bir video çekeyim. Bugün sizlere plastik ürünlerimden bahsedeceğim. Ne tarz plastik ürünler aldım onları göstermek istiyorum. Hadi videoya geçelim. Sarı kapaklı bir kase almışım. 8,5 litre. Neredeyse bebek yıkanır içerisinde. Bayağı büyükmüş. Bunu böyle hamur mayalamak için falan almıştım. Yani çok büyükmüş ya. İlla ki kullanırım bence. Hamur mayalamak için falan iyi olur. 1000'den almıştım. 15 lira mıydı? Öyle bir fiyatı vardı diye hatırlıyorum. Böyle hamur mayalamak için tapurun ürünleri de var ama hani sadece hamur mayalayacağım. Öyle tapur olmasına gerek yok diye düşündüm. O kadar bir dünya para vermeye. Ben evet işte sebzelerimi, yeşilliklerimi saklamak için minik minik tapurlar aldım. Ama dediğim gibi hamur mayalamak için de böyle çok aşırı böyle pahalı bir şey olmasına gerek yoktu bence. BİM'e gelmişti. BİM'den aldım. Rengini çok beğendim. Tatlı bir sarı tonu. O yüzden dedim ben bunu alayım. BİM'e gelen bir süzgeç aldım. Yine bunu da 10-15 lira gibi bir fiyata almıştım. Zaten BİM'e gelen plastik ürünler öyle çok pahalı olmuyor. Uygun oluyor bayağı. Siz de hani plastik eşyalarınızı almadıysanız bence BİM'in aktüel ürünlerini takip edin. Oradan çok uygun fiyata düzersiniz bence. Bunu da böyle sebze meyve yıkamak için aldım. Hani içinin hacmi bayağı geniş. Bu da kaç litre? 9,5 litre. Bu şekilde açıp göstereyim hatta. Açabilirsem. Şu şekilde süzgeci de çıkıyor. Rengi bu renk olmasını istemezdim ama tek renkti. Dedim dolap içinde duracak. Nasılsa problem değil. Böyle de bir süzgeç. Bunlar da böyle meyve sebze yıkamak, işte büyük sebzeleri, ne bileyim kereviz olabilir, patlıcan olabilir. Çok küçükleyenlere sığmıyor. Bizim evde de var böyle 2 tane büyük. Onlar da çok rahat yıkayabiliyoruz. İşte böyle sebzeleri, yeşillikleri sirkeli su yapıp içerisine bekletebilirim. Çünkü bayağı geniş hacmi. Daha rahat böyle yıkayabilmek için bunu aldım. Plastikleri bitirdikten sonra başka şeylere geçelim. Yine şöyle sarı kapaklı kare saklama kabı almışım. Bu üçlü olarak geçiyor. Bunun da yine sarı tonu çok güzel. Bunu da aynı şekilde BİM'den aldım. 17 lira gibi bir fiyata almıştım. Şöyle boy boy göstereceğim şimdi size. Rengini çok beğendim. Benim çok fazla saklama kabım var ya. Gerçekten çok fazla. Öyle saklama kabı hastalığım var benim. Bir kere çeyizlerimi düzenlemiştik. Bizim dediğim gibi Bodrum'da bahçede duruyor. Kolilemiştik onları. Daha YouTube'a video çekmeye başlamamıştık. Hadi dedik toparlayalım, hepsi düzgün bir şekilde kolide dursun. Ufuk'un da eline bir kalem kağıt verdim. Hangi kolide ne varsa bir kağıda yazıyordu. O kolinin üstüne o kağıdı yapıştırıyorduk. Sadece bir koli, kocaman bir koli plastik. Çok fazla plastik ürünüm var. Ya plastik dediğimde böyle saplama kapları. Bu saklama kabı hastalığım var benim ya. Durduramıyorum kendimi. Çok seviyorum. Böyle işte birazcık makarna kalsın evde. Onu gider kavanoza koyarım. Ya da küçük bir saklama kabını alırım. Annemle bu konudan çok tartışıyoruz. Ben sevmiyorum öyle. Böyle düzenli düzenli saklama kaplarında duracak her şey. Bu içindeki bildiğiniz, şu an fark ettim. Böyle kareymiş. Bayağı köşeli bir kare. Bunlar daha oval geliyor. Bakın. Böyle üçlü, üç boy bir saklama kabı. Bunda da meyve, sebze saklayıp dolaba koyabilirim. Hani temiz temiz yıkanmış. Kapakları açık bir şekilde de kullanabilirim. Ne bileyim, şu an aklıma mesela erik geldi. Kapakları da bu arada bayağı sıkı. Mesela eriği yıka, bu şekilde dolaba koy. O amaçla aldım bunları da. İyi ki de almışım bence. Çok tatlı renkleri. Ardından şöyle bir lavabo süzgeci aldım. Bu açılıp kapanabilenlerden. Bunu ben Trendyol'dan 12 liraya almıştım.
Şöyle lavaboya göre ayarlanabilir. Bunlar bayağı kullanışlı oluyor. Mesela lavaboya falan konulup makarna da süzülebilir bence bunda. İşte burgu, kelebek makarna falan olabilir. Kolay açılıyor, kolay kapanıyor. Böyle bir süzgeç. Çok fazla süzgeç almışım. Madame Coco'dan aldıklarım da vardı. Evet, yine çok fazla aldığımı fark ettim. Almanın sınırı yok. Yani bu şekilde mesela yıkamış sebzeleri lavaboda süzülmeye bırakmış. Çok kullanışlı bunlar. Bence bunlardan mutlaka bir tane edinmelisiniz. Ama evinizin lavabosu yuvarlak olursa nasıl olur bilemem. O geldi şimdi aklıma. Ama genelde artık şey oluyor. Kare oluyor diye biliyorum. Bunu da A101'den almıştım. 7,5 liraya almıştım iki tanesini. Tava çizdirmez. Böyle tavaların arasına koyuyorsunuz. Üst üste koyabilirsiniz tencereleri falan. İki tane almıştım. Keşke bir tane daha alsaydım. 4-6 adet olurdu. Ama yine denk geldiğimde alırım. Böyle bir tava çizdirme. Keçiden yapılmış, kalın kesilmiş bayağı. Bundan alın A101'e geldiğinde. Buna gerek var mıydı yok muydu bilmiyorum. Annem aldırttı bunları. Şimdi bir tane şöyle Bim'den kendi almış bana. Paslanmaz çelik. Açayım. Bak dedi, bunlar çok iyi olacak ileride falan dedi. Almış kendi bir tane çelik fırın tepsisi. 20 lira mıydı? Öyle bir fiyata almış. Bayağı ucuzmuş. Hatta bir tane de alacakmış. Anne dedim yeter yani. Ne yapacağım bu kadar tepsiyi? Zaten artık fırınların kendi tepsileri de oluyor. Hani bunlara bile gerek yok bence ama. İşte bazen anneleri dinlemek gerekiyor. Şunları da Pakize annem almış. 2 adet. Şöyle bir boy daha küçük, bir boy daha büyük. Bana sormuştu. Ben siyah olsun dedim. 2 adet şöyle tepsi almış. Bu büyük olanını 17,5'a, bu küçük olanı da 15'e almış. Bazen ama evet, hani şu boylar işe yarayabiliyor gerçekten fırında. Ne bileyim, neyi de kullanabilirim diye düşünüyorum da. Belki sütlü tatlı yaptığımda olabilir. Ama onun içinde borcamlar var. Bilmiyorum. Umarım kullanacak bir yer çıkar. Çıkmazsa annemi geri gönderirim. Ve tepsilerime gelelim. Ay, bir arada bende tepsi hastalığı vardı. Bayağı tepsim var. Şu an bunları bulabildim kolilerin arasından. İlk dedim bunları göstereyim. Ama evet, bayağı da bir tepsim var. Bu hemen hemen herkesin evinde olan kaydırmaz bir tepsi. Bim'e geliyor. A101'e geliyor. Oradan almıştım. Bunu beğeniyorum. Çok tatlı bence rengi. Şuraları da gerçekten böyle silikon, pütür pütür çıkık duruyor. O yüzden kaydırmaz. Bu tepsiyi çok beğeniyorum. Bu tepsiyi de bana arkadaşımın annesi hediye almıştı. Nuriye teyzeciğim. İzliyorsa oradan onu öpüyorum. Böyle mermer desenli siyah bir tepsi. Bu da çok güzel bence. Şık duruyor. Hani plastik gibi de durmuyor aslında. Bu da böyle bir tepsi. Bunu ben ilk çeyiz yapmaya başladığım zamanlarda almıştım. İngiliz ondan. Böyle yıldızlı, gold detaylı. Ne kadar almışım? 10 liraya almışım. Çok güzel. Metal bir tepsi. Ama öyle çok sağlam bir metal değil. Hani şöyle yapsam bükülür. Böyle ağır, kaliteli bir metal değil. 10 lira zaten. Fiyatı da öyle çok pahalı değil. Ama bunu da çok seviyorum. Bu da çok güzel bir tepsi bence. Geçenlerde Bim'e Tefal'in bu tavasından geldi. 110 liraydı galiba fiyatı. Küçük boyunu almıştım ben. Onu göstermiştim ilk videolarımda. Büyük boyunu da almak istiyordum. Çünkü yengemde var.
O da BİM'den almış. İnanılmaz memnun. İşte pilav yapıyor, böyle tavuk yemeklerini bunda yapıyor. Her şeyi diyor onda yapıyorum. Kesinlikle diyor hiçbir şekilde yapıştırma yapmıyor. Çok memnunum. Sen de al dedi. Kuzenlerim de alacaktı. Yani normalde Tefal'in ürünleri biliyorsunuz pahalı. Hani bu bir tık daha böyle Cook and Clean olarak geçiyor bunun serisi. Çok böyle işte titanyum kaplama falan o tarz bir şey değil. Ama bu da iş görüyor. Her şeyde kullanabileceğiniz bir tava. Mesela ben ayrıyeten bir krep tavası almadım. Çok almayı da düşünmüyorum. Biraz gereksiz buluyorum açıkçası onu. Bunu da gayet krep yapabilirsiniz. 32 santim diye hatırlıyorum. Aynen 32 santim. Gayet iyi bir şekilde krep yapabilirsiniz. Krep için şu hamur sıkıcılardan almıştım. Hani onunla zaten ölçülü bir şekilde sıktığınızda hem bu da yapıştırmıyor. Çok güzel krepler yapabilirsiniz. Krep tavası almaya çok gerekli bulmuyorum. İki boy, bir büyüğünden bir küçüğünden aldım. Bir de wok tavası istiyorum. Wok tavasını aldıktan sonra artık tamamen tava faslımı kapatacağım. Yine linkini aşağıya bırakırım açıklamalar kısmına. Ama şu an Trendyol'da benim aldığım fiyattan bayağı bir pahalı. BİM'e geliyor. Bence BİM'i bekleyin. Instagram sayfamda zaten paylaşıyorum anlık. İşte çarşamba günü şu geliyor, Perşembe A101'e bu geliyor diye. Beni Instagram'dan da takip ederseniz orada birlikte yakalayabiliriz isterseniz bu tavayı. Siz de alırsınız. Artık videomuzun sonuna geldik. Bir iki bir şey kaldı. Onları da göstereceğim. Geçen haftalarda şu Paşa Bahçe'nin Woody serisine ait kavanozunu aldım. Şoka gelmişti. 22.90'a almıştım. Fiyatı öyleydi. Böyle tatlı bir kahve köşesi oluşturdum kafamda. İşte ahşaplar, kremler, o tarz bir şeyler düşünüyorum. Kahve köşesini kullanmak için şu Woody kavanozdan aldım. Ben en küçük boyunu tercih ettim. 3 boy olarak satılıyordu. Ortanca boyunu da almak istiyorum. Böyle ikisini yan yana koymak amacıyla. İşte birisinin içerisine kahve koyarım. Diğerinin içerisine kuru meyve koyarım diye düşündüm. Böyle çok tatlı duruyor. Çerez de kullanabilirsiniz. Kutunun fotoğrafında çerez resimleri de vardı. Kuru meyveler, çerez, kahve, şeker ne istiyorsanız onu koyabilirsiniz aslında. Şimdi vakumu açılırken biraz zorluyor. Bence zorlaması güzel anlama geliyor. Hani içerisindeki gıdayı, yiyeceği bayatlatmaz. Bakın. Biraz zor açılıyor. Kapanırken gayet kolay kapanıyor. Üst kısmı ahşap. Ahşap bir maddeden yapılmış. Şöyle şurada. Bakın ne kadar vakumlu açılmıyor. Şöyle şurada hasır bir ipi var. O ipi böyle çok tatlı bir hava katmış bence bu kavanoza. Bunu ben bu hafta Migros'un sanal market uygulamasında gördüm. Orada Paşabahçe ürünlerinde bir tık indirim vardı. Mesela ben bunu 22 küsür liraya aldım. Şu an onun uygulamasında 17 liraydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Eğer beğendiyseniz oradan sipariş verebilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. Ve son olarak da şöyle BİM ganimetlerinden devam edelim. Bunu geçen ay falan almıştım diye hatırlıyorum. Bilada'nın ultra çizmez bulaşık süngeri. Şöyle şurasında tırtıklı değişik bir dokusu var. En hassas olanıymış bu. Hiçbir şekilde işte granit, teflon çizmiyormuş. Çizmeden çok güzel bir temizlik sağladığı söyleniyor. 7.95'e almıştık. Keşke bir paket daha alsaymışım. Şöyle ikili olarak bakalım memnun kalırsam illaki yine sipariş veririm. Sonra Vileda'nın şu normalde sihirli sünger olarak geçiyor ama Vileda'da da silgi sünger olarak. Şu ikili süngerinden aldım. Duvar lekelerinde işte kahve, çay gibi çıkmayan inatçı zor lekelerde, boya, mum bu tarz lekelerde kullanılan bir ürünmüş. Islatıyorsunuz, ıslatıp temizlemek istediğiniz yüzeye uyguladıkça bu zaten eriyip küçülüyormuş. Çok merak ediyorum. İnanılmaz övülüyor bu. 3.95 aldım. Çeyizimi aldım. Bu hafta gidersem yine bir iki tane daha alacağım evde denemek için onu da. Yakınınızdaki BİM'e bakabilirsiniz. Bu güzel bir ürün bence. Bir de şöyle sarı bez deyince bir kötü oluyorum ya tüylerim diken diken oluyor. Vileda'nın şu tırtıklı bezinden aldım. Böyle normalde sarı bezi hiç sevmiyorum. O yapısı böyle çok kötü yapıyor beni. Tüylerim diken diken ediyor. Hani ona böyle dokunduğum an bile pütür pütür oluyor böyle. İçim kamaşıyor. Çok kötü oluyorum. Bir onda böyle kötü oluyorum. İkincisi böyle yalın ayak işte terliksiz çorapsız halıya bastığımda aynı şekilde içim böyle kamaşıyor tüylerim. Diken diken oluyor. Ve pamuk. Pamuğu böyle o paket pamuklar oluyor ya hani disk disk olmayanlar böyle elinizle böldükleriniz. Onlar beni o kadar kötü yapıyor ki.
Bu üçü beni mahvediyor. Çok kötü oluyorum. Böyle aklıma getirdikçe bile çok kötü oluyorum ama bunun dedim daha farklı yüzeyi. İlla ki ileride şimdi eve taşınacağım zaman temizlik yapılacak. Böyle bezler gerekli. Beşlisini 10 liraya aldım. Fiyatı çok uygun olduğu için aldım. Böyle değişik bir yüzeyi var. Tırtıklı bez olarak geçiyor bu. Kötü kokuyor da son diyor. Kokmuyormuş. Öyle yazıyor üstüne, bilmiyorum. Dediğim gibi 5'lisini 10 lira gibi bir fiyata aldım. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldik. Umarım keyifle, severek, beğenerek izlemişsinizdir. Aldıklarım size böyle biraz fikir vermiştir. Dediğim gibi BİM'e çok güzel ürünler geliyor. Bunları ben takip ediyorum. Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram sayfamdan beni takip ederseniz eğer, daha anlık şeyleri paylaşıyorum. Orada da böyle küçük bir aile oluşturduk takipçilerimle beraber. Hani mesela bana atıyorum tencere seti soruyorlar. Tencere setini araştırıyorum. En uygun nerede? Bu şekilde sürekli fikir alışverişinde oluyoruz. Ben bir şey paylaşıyorum. Onlar bana yorum yapıyorlar, söylüyorlar. Dediğim gibi Instagram'dan da takip ederseniz beni çok mutlu olurum. Burada çünkü haftada 2 video atabiliyorum. Çok fazla bir şey paylaşamıyoruz. Sadece aldıklarımı gösteriyorum. Ya da işte yasaklar kalktıktan sonra günlük vlog çekeceğim. Günlük vloglarımı görebiliyorsunuz. Ama Instagram'da dediğim gibi daha sık bir diyalog halindeyiz. Videolarımı destekleyip yorum yaptığınız için de çok teşekkür ederim. Güzel güzel yorumlar gelmeye başladı. Bu beni çok mutlu ediyor. İşte keşke daha önce keşfetseydim seni. Ne bileyim, çok tatlısın falan. Bu tarz yorumlar gelince ben çok mutlu oluyorum. Daha çok böyle video çekesim geliyor. Daha böyle istekli oluyorum. Fazla içerik üretmek istiyorum. Şimdi inşallah Allah nasip ederse seni evimde daha fazla içerikler üretmek istiyorum. Şimdi yaz da geldi. Böyle güzel deniz tatil sezonu açıldığında sizleri de yanımda götürmek istiyorum. Güzel böyle tatiller yaparız, denize gideriz. Biliyorsunuz İzmir zaten bir tatil şehri. Dediğim gibi buraya kadar gelip izlediğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.